şey olur. Basın ondan, bana sorma, basın arkadaşlar. O şey olur, birbirimizi kandırmamış olur, zaten birbirimizi tanıyoruz. Yani ben o hevesle geldim ama o haber aşıbına şey, aşıbına mı basın emeği yani, yeri benim. Ben sadece cesaretle... Fidelerim yurt dışından geldi. Tıbbi amaçlı lavanta yetiştiriyorum. 500 fide ile başladık. Burası 3,5 dönüm ekili bir arazi. Bu sene ilk hasatımızı yaptık. Güçlü hasatımızı. Ağustos'ta tekrar hasat için çalışıyoruz. Like coğrafyası bu ekim işi için çok uygun topraklar. Her girişimci kadına buradan tavsiye ederim. Topraklarımız güçleniyor, besleniyor. Suyu az isteyen, bakımı çok zor olmayan, ilaçtan uzak kalabileceğimiz, bazı şeylere mahkum olmayacağımız bir olanak sağlıyor bize lavanta çiçekleri. Uykusuzluk gibi sorunlara deva alıyor, migren gibi, baş ağrısı gibi sorunlara ilaç oluyor. Ben de bahçemde bizzat kendim toplayarak, yetiştirerek uçucu yağlarımı çıkarıyorum, çiçek sularımı çıkarıyorum. Bu şekilde Kaş Dağları'nda, İzne mevkiinde çalışmaya devam ediyorum. Hayırlısıyla ömrüm yettiğince de lavanta yetiştirmeye devam edeceğim. Buradan herkese, yetiştirmek isteyenlere sesleniyorum. Gerçekten bakımı çok zor olmayan, gübre, ilaç gibi şeyler istemeyen, topraklarımıza çok doygunluk getirecek ve Avrupa'nın çok gözdesi olan bir çiçek türü. Birazcık bilgilenerek, farkındalıkla yetiştirme konusunun altında çizmek istiyorum. 8 yıl önce geldim. Bundan yıllar önce aslen Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunuyum. Uzun yıllar devlet tiyatrolarında görev aldım, çalıştım. Sonra bu mesleğin yorucu olduğunu düşünerek toprağa dönmeye karar verdim. Toprak hep sevdiğim ve kucakladığım bir kavram benim için. Dolayısıyla buraya geldikten sonra bu coğrafyayı da tanıyordum aslında. Çünkü Antalya Devlet Tiyatrosu'nda yıllarca çalıştım. Olimpos, Adrasan, Kaş, buraları çok iyi biliyordum. Teke Yarımadası'nı aslında tanıyorum. Buralara sevdalı olduğum için bir kış mevsiminde geldim Kaş'a. Ve işin açıkçası burada iki tane gökkuşağını iç içe geçmiş görünce kalmaya karar verdim. Hem güzel bir medeniyetin kalıntıları var, hem burası ışık ülkesi olarak geçiyor Likya medeniyetinde. Bu güzelliğin içinde kalmamak mümkün değil. Misafirlerim de geldikleri zaman, Ayşegül Hanım burada saatlerce oturabiliriz. Hem lavanta çok huzur veriyor, hem de dağlar gerçekten çok huzurlu diyorlar. Eksik olmasın, ziyaretçilerimiz geliyor. Ve Kaş'a yerleştikten sonra Nejat Bey'le tanıştım. Mektepan projesini yapıyordu, hayata geçiriyordu. Onunla tanışıp burada kalmaya karar verdim. Sonra da yurt dışında çiçek terapisi üzerine eğitimler almaya gittiğimde çiçek familyası içerisinde lavantanın özelliğiyle tanıştım. Bu bir aşk aslında. Her kadın bir çiçeğe aşıktır. Güllere değil, lavantalara aşık oldum. Ve hayatıma lavanta girdi. İşte gördüğünüz gibi girmeye de devam ediyor. Bütün kadınlara tavsiye ederim. Her kadın bir çiçektir. Çiçeğe mutlaka dokunmalı her kadın. Ve bu güzel topraklar çiçeklerle coşmalı. Çiçeklerle şifalanmalı insanlar. Toprak anne
Emeğin karşılığını fazlasıyla verir. Yeter ki siz farkındalıkla hizmet edin toprağa.